Abi bak, Yani yapay zekadan yürüyelim o zaman CHP'de. Hakikaten yapay zeka işleri oluyor. Şu Lütfi Savaş meselesi. İşte aday tabii. tanıtım toplantısı, işte Cem getiriyor ekrana. Aday tanıtım toplantısında Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfi Savaş'ın adaylığı anons edilmiyor. Adam sahneye çıkartılmıyor. Yok yani. Orada salonda da yok. Geçtiğimiz hafta biliyorsun parti meclisinde işte kamuoyu tepkileri üzerine işte adaylıktan çekilmesi gündeme gelmişti ama bir karar da alınmamıştı. Aslında o gün konuşulmamıştı da. Öyle söylendi. Daha sonra Tabii. kulislerden yansıyan bilgilere göre. Biz dedi hiç denildi ki biz hiç konuşmadık ki Lütfi Savaş tartışılmadı bile. Yani nereden çıkartıyorsunuz bunları falan denildi. Sonra aday olacak. Yok artık o konu kesinleşti denildi. Sonra herhalde yapay zeka durun bir dakika falan dedi. Yoktu adam şeyde tanıtım toplantısında. Şimdi onunla ilgili çok ilginç detaylar var. Aslında gitmiş şeye kadar Ankara'ya kadar gitmiş. Fakat toplantının yapıldığı salona gitmiyor. Otelde bir gece önce bir telefon geliyor. Sonra sabah kalkıyor işte. Ne oluyor orada? Ne yaşanmış orada? Bugün de galiba görüşüyor şu anda Özgür Özel'le. Muhtemelen. Ya CHP öyle bir durumda ki yani nereye el atsa bitecek. Bak Lütfi Savaş'ı aday gösterse oy kaybedecek. Lütfi Savaş'ı aday göstermese oy kaybedecek. Oy kaybedecek. Çünkü sonuçta Lütfi Savaş ben kesinlikle aday gösterilmesine ben de bir vatandaş olarak tepki gösterenlerdenim. Ama Lütfi Savaş yıllardır orada siyaset yapan biri ve orada belli bir bağlantıları olan kişi. De ki Lütfi Savaş'ın %10 oyu var. Tek başına. Bağımsız aday olsa %10 oy alır. E kimden alacak? CHP Tabii. seçmeninden alacak. Tabii. Yani Lütfi Savaş artık CHP'nin başkanı. Çünkü 2014'e kadar evet AK Parti'nin başkanı olabilir ama ta 9 senedir CHP'li başkan. Ve seçmeni CHP seçmeni. Kimden alacak gidecek o oy? CHP'den gidecek. Yani Lütfi Savaş'ı aday göstersen de oy kaybediyorsun. Göstermesen de oy kaybediyorsun. Daha baştan gömlek yanlış iliklendiği için yani en baştan aday göstermeseler bu kadar tartışma olmazdı biliyor musun? Ya. Aday gösterip çekinme meselesi olunca dün bir yerde okudum gazete Duvar'dı galiba. Anketlerden birinde Lütfü Savaş seçime girerse İşte AK Parti'nin oyu ne olur, CHP'nin oyu ne olur? Yanlış hatırlamıyorsam %42'ye %26'lık AK Parti yani Cumhur İttifakı kazanıyor. Sarıgül ismi gündeme gelmiş. Ben onu kaçırdım bak bilmiyorum. Ben Sarıgül isminin konuşulduğunu bilmiyorum. Haluk Levent'in Sarıgül'de her biliyorsun yere başka. koyuyorlar bu arada yalnız. Ya sorma. Çare Sarıgül. Çare Sarıgül Çare her yere Sarıgül ya. koyuyorlar. Kendisi yaptırıyordur muhtemelen. Tabii. Reklamını Tabii. yaptırtıyordur. Sever o biliyorsun. Ondan sonra tabii canım Sarıgül aday olursa ne olur demiş. %37'ye 36 olmuş bu sefer. Yine Cumhur İttifakı önünde. Yani Sarıgül kendisi yaptırtmış olabilir öyle bir anketi. Öyle bir ihtimal var ama yani böyle bir şeyden bahsediliyor. Şimdi bu durum şunu gösteriyor. Lütfü Savaş'ta girdiği anda CHP kaybedecek. Şöyle bir durum var. Dediğimiz gibi siyaseti bildiğimiz için az önceki mesele Lütfü Savaş da CHP karşıtları CHP aleyhine çalışacaklar arasında katılacak. Belki bağımsız aday olacak. Bilmiyoruz. Olabilir. Muhtemelen B planını yapmıştır o da. Yani Tabii. ya aday göstermezlerse diye o da B planı hazırlığını yapmıştır. Hemen başvurusunu yapar. Bağımsız aday olur. %10 da oy alsa, %5 de oy alsa CHP'den götürecek ki %5-10 civarı bir oy alabilir. Lütfü Savaş'ın kendi seçmeni vardır. Biliyorsun ne kadar eleştirsek de yerellerde bir bakıyorsun bir belediye başkanı eleştiriyorsun zannediyorsun ki bağımsız girse %2 alacak bir bakıyorsun %30 oy alıyor. E tabii %40 oy alıyor. oranın her yerin şartları kendine göre tabii yani. Şartlar evet Mesela dengeler. Lütfi Savaş çok eleştiriyoruz. O gün ben bir toplantısına denk geldim. Görmüşsündür belki. Belediye çalışanları falan var toplantıda. İşte o işte belediyenin şirketlerinde çalışanlar bilmem ne Hı. hepsi. Bayağı sloganlar atılıyordu. İşte dik dur eğilme Tabii. işte Hatay seninle falan diye sloganlar atılıyordu. Yani onun da bir Ya potansiyeli şu olduğu gerçeğini göz ardı hatta etmeyelim şunu tabii. söyleyeyim. CHP Hatay'da Lütfü Savaş'la da girse girmese de kaybedecek. Yani CHP Hatay'da her türlü kaybediyor gibi gözüküyor şu an. Evet. Yani. Ama dediğim Yani gibi yerel dinamikler şunlar bunlar onların etkisi başka başka şeyler de olabilir ama büyük ihtimalle artık CHP Hatay'a veda edecek gibi gözüküyor. evet. Yani ama şimdi tamam bu analizler tamam. Fakat siyaset yapma biçimi diyoruz ya işte yapay zekadan buraya Tabii. geldik ya. Ya adamı Ankara'ya kadar getiriyorsun. Sonrasında işte gece telefon açılıyor.
Kim aramış Tamam. bunu? Gökhan Zeybek, Genel Başkan Yardımcısı. Bugün diyor sizin adaylığınız açıklanmayacak. Son yapılan anketlerde oy oranınızın düşük olduğu anlaşıldı. Genel Başkanımız sizinle konuşmak istiyor diyor. Şimdi gece yatıyor adam bu telefondan sonra. Ertesi gün işte Özgür Özel'i arıyor. Görüşemiyorlar. Ha. Adam da diyor ki yani haklı olarak ben diyor salona niye gideyim şimdi? Belli ki hani bir şey var. Gitmiyor salona. Otelde oturuyor. Çayını kahvesini içiyor. Değil mi? Hatay'ın ilçe ve belediye başkan adayları açıklanıyor. Kürsüye sahneye çağrılıyor. Lütfi Savaş yok. Ya manzaraya bakar mısın ya? Ya hani koskoca CHP diyoruz ya artık o koskoca laf olsun diye oldu. Yok, koskoca Yaşanan laf olsun. manzara çok enteresan. Yapay zeka Tarihi demek bu söz CHP'nin konusu. büyük. Yani Yani CHP'nin tabii. tarihindeki karakterler, önemli Sonra liderler, Gazi tabii Mustafa ki. Kemal Atatürk başta olmak Tabii üzere. ki tabii ki tabii Yoksa bunların CHP'si küçücük bir parti aslında. ki. Elbette öyle. Yani sonra işte bak bugün ben az önce kafamı o yüzden çevirdim. Hala da yazıyor orada. Bir saat görüşmüşler. Bitmiş görüşme. Bir saat konuşmuşlar şeyle. Lütfi Savaş'ta Özgür Özel. Şimdi birazdan herhalde kulislere yansır ne oldu, ne bitti, ne konuşuldu. Bir saat ne konuştu bunlar. Aday mı değil mi falan filan ama ya ben de şimdi açık söyleyeyim. Lütfi Savaş'ın yerinde olsam ya siyaset çok insanları böyle değiştirebiliyor ya. Tabii. Ben de Lütfi Savaş'ın yerinde olsam şöyle yapardım herhalde şahsen. Ya bu kadar rencide ediliyorsun değil mi bir taraftan da aslında? Ya çekil kardeşim ya. Adam bak dün seni şey salona çağırmıyor. Biz diyor düşüneceğiz dur bakalım diyor anketlerde düşük çıkıyorsun diyor. Sen hala nasıl bir hırsı artık bu siyasetteki bu koltuk hırsı. Eşi mesela şey atıyor. Ne atıyor? Twitter X'ten mesaj atıyor. Şeyle Tabii. beraber kocasıyla beraber biz yolumuza devam edeceğiz falan diye. İşte Ya o nasıl bir B şeydir bu? planı, muhtemelen B planını söylüyor. Yani Evet. Evet. benim tahminimi söyleyeyim. Yani şeyi de belki vurguluyor olabilir tabii ki. CHP olarak devam edeceğiz diye. Ama CHP arması yok. Atatürk ve Türk bayrağı önündeki fotoğrafı önemli. Şu mesaj veriliyor olabilir. Yani bize aday göstermeselerse bile, yani biz derken işte eşini, eşim devam edecek belediye başkan adaylığına mesajı olabilir. O bağımsız aday olma meselesi olabilir. Veya gider sana bir şey diyeyim, bir partiyle anlaşır. Bir partinin adayı olur. Yani maalesef siyasette bu tür şeyler oluyor. Yani Evet. gider bir partiyle anlaşır. Böyle oy oranı düşük Olabilir, bir parti. olabilir. Olabilir, Onun olabilir. adayı Şimdi olabilir yani. bakacağız işte bir takım istifalar var. Yeni istifalar olabilir deniyor şu an son dakika haberlerinde. Lütfi Savaş meselesi ne olacak ama bu aday tanıtım toplantısında bir ilginç görüntü daha vardı.